Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu fosforlu kar topu ipimle çok güzel bir yelek modeli göstereceğim. Ben yelek modeli olarak düşündüm. Sizler isterseniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Şöyle tığımı göstereyim öncelikle hanımlar. Modelimiz güzel, basit bir model. iki sıradan kendine tekrarlayan bir model. Şimdi ben bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet hanımlar bana bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Üzerine bunun üçlü trabzanlar yapacağız. Yani bütün zincirlere batarak trabzanlarımızı yapacağız. Bu şekilde üçlü trabzanlar yapacağız. Şimdi zaman açısından ben trabzanlarımı da kamera arkasında yapacağım hızlı bir şekilde modelimizin yapımına geçeceğiz. Sizler de bu şekilde zincirinizden sonra trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Evet ben şöyle göstereyim. Ben üçlü trabzanlarımı da bu sırada tamamladım. Bir üst sıraya 3 zincirle geçiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Hemen bu köşedeki köşe trabzanım hariç hemen yanındakine batarak yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Yanındakine yine batıyorum. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi köşe trabzanımla birlikte iki tane daha yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda burada dört tane trabzan yapacağım başlangıçta. Daha sonra iki tane zincir çekiyorum. Tığın başını alarak bakın. Bir, iki, üç tane atlıyor. Üçüncüyü atlıyorum pardon. Dördüncüye batarak yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Daha sonra üzerine... 3 zincir çekiyorum, tığın başına alarak aynı zincire tekrar batıyorum ve yine üçlü bir trabzan yaparak V'yi oluşturuyorum burada. Daha sonra yine 2 zincir çekiyorum, tığın başına alıyorum, yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum ve yine üçlü bir trabzan yapıyorum hanımlar. Şöyle ipimin arkası biraz şey oldu. Daha sonra yine üzerine iki zincir tığımın başına alarak sayıyorum bir iki üç dördüncüye yine batıyorum yine üçlü bir trabzan yaptım araya 3 zincir tığım başını alarak bakın aynı zincire tekrar batıyorum ve buraya yine üçlü trabzanımı yaparak V oluşturuyorum burada olduğu gibi yine. İki zincirimi çektim araya hanımlar. Tığımın başına aldım. Sayıyorum. Bir, iki, üç, dördüncüye batarak burada bir yine üçlü trabzanımı yapmış oldum. Evet. Buradaki üçlü trabzanımdan sonra tığımın başına alıyorum. Bakın başlangıçta nasıl? Dört trabzan yapmıştık yan yana. Burada da yine bitişte dört tane trabzanımızla bitireceğiz. Hemen yanındakine de batarak yine iki tane yan yana yapmış oldum. Tığın başını alıyorum bakın. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bir tane de köşedeki trabzanımıza batarak şöyle çıkaramadım. Evet bakın başlangıçta da yine 4 trabzanla başlamıştık. Bitişte de aynı şekilde 4 tane trabzanla bitirdik. Ortalarda da yine böyle V'lerimiz var. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz hanımlar. Bir üst sıraya geçerken bir tane zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Daha sonra burada yapacağım şey hemen dibine batarak sık iğne ile kapattım. Trabzanımın üzerine yine sık iğne yapıyorum. Yine bakın üçüncü trabzanın üzerine sık iğne, dördüncü trabzanın üzerine sık iğne. Bakın buradaki iki zincirlik aradaki boşluğa yine iki tane sık iğne. Bakın buradaki V'nin içine toplamda beş tane sık iğne yapacağım. Bir, iki, üç, dört ve 5. Bakın buradaki araya yine 2 tane sık iğne. Bakın V'nin buradaki araya yine 2 tane sık iğne. Yani şöyle 2 zincirlik aralarımıza 2'şer sık iğne V'lerin içine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra hanımlar Yine bakın buradaki aradaki mesafe var. Yine iki zincirlik. Yine iki tane sık iğne. Daha sonra buradaki dört trabzanımızın üzerine de yine dört tane sık iğnemizi yapıyoruz bu sıramızda. Bakın. Bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya yine 3 zincirle geçiyorum. Modelimi çeviriyorum. Bakın, bu sırada yaptığımız bütün hepsine sık iğne yapmış olduk. Şu iki zincirlik mesafelere iki V'lerin içine beşer tane yaptık sık iğnemizi. Tığın başına alarak yine bu başlangıçtaki gibi dört trabzanımızı yapıyoruz başlangıçta ve bitişlerde. Bu hep aynı. Evet, bakın. Daha sonra burada iki zincir çekiyorum. Tığın başını alıyorum hanımlar. Bakın buradaki beş tane sık iğnenin hemen ilkine batarak bir fıstık tığ sarıyorum. Batıyorum iki fıstık. iki fıstığı tığımdan iki seferde çıkarıp bir zincir çektim. Tığ sarıyorum. Hemen yanındaki ikinci sık iğneye batarak bir fıstık. iki fıstık yapıyorum. İki seferde tığımdan şöyle tekrar yapacağım. İki seferde tığımdan çıkararak kapatıyorum. Daha sonra yine tığım başını alıyorum. Bakın. Üçüncü sık iğneme batarak bir fıstık, iki fıstık yapıyorum. İki seferde tığdan çıkararak bir zincir çekiyorum. Tığın başını alıyorum. Ve bakın dördüncü sık iğneye batıyoruz. Bir fıstık, 2 fıstık iki seferde çıkarıyoruz bir zincir tığ sararak bakın 5. sık iğneye fıstığımı yapıyorum iki tane yine iki seferde çıkarıp üzerine burada 2 zincir çekiyorum bakın buradaki V'nin içine yaptığımız 5 tane sık iğnenin üzerine yaptık bu fıstıklarımızı 2 zincirimizi çektik tığın başına alıyorum bakın buradaki aradaki trabzana üçlü bir trabzan yapmıştık batarak yine üçlü bir trabzan yine aynı şekilde yapıyorum yine iki zincir çekiyorum trabzandan sonra tığın başını alarak yine aynı şekilde bakın buradaki V'nin içindeki beş tane sık iğnenin ilkine batarak bir fıstık iki fıstık iki seferde Çıkarıp bir zincir tığ sarıyorum. İkinci fıstığa, ikinci sık iğneye batıyorum. Pardon. Yine iki fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çektim, tığ sarıyorum. Bakın 3. sık iğneye batıyorum. Yine aynı şekilde iki seferde çıkarıyorum. Şimdi bakın dördüncü sık iğneye batarak yine iki tane fıstığımı yapıyorum. Tığımdan iki seferde çıkarıp bir zincir. Daha sonra tığ sarıyorum bakın 5. sık iğneme batarak yine aynı şekilde iki tane fıstığımı yapacağım ve tığımdan iki seferde çıkarıp burada üzerine iki zincir çekiyorum. 5 fıstığı yaptıktan sonra tığ sararak bakın bu, bu sondaki 4 trabzanımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Başlangıçta da söylemiştim. Başlarda ve sonlardaki trabzanlarımızı olduğu gibi devam ettiriyoruz demiştik. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Model artık tekrar modeli hanımlar zaten. Bakın bu şekilde gayet de basit de bir model şimdi bir üst sıraya geçerken yine aynı şekilde 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz hanımlar bir üst sırada yine aynı şekilde başlangıçta olan 4 trabzanımızı yapıyoruz söylediğim gibi bu değişmiyor demiştik aynı şekilde sondaki 4 trabzanımızda Değişmeyecek. Şimdi şu V oluşturduğumuz kısmı yapıyoruz. Tekrar demiştik ya. İki zincir çekiyorum, tığımın başına alarak bakın. Birinci fıstık tepesine değil, ikinci değil. Bakın beş tane fıstık tepesi var ya. Üçüncüye şu en ortadakine batarak üçlü bir trabzan yapıyorum. Daha sonra 3 zincir çekiyorum, tığım başına alarak aynı yere tekrar batıyorum ve burada vM oluşturuyorum? Daha sonra iki zincir tığın başını alarak yine bakın bu aradaki bu trabzan sürekli devam ediyor, bu da değişmiyor. Yine buraya üçlü trabzanımı yapıyorum. Yine ondan sonra iki zincir tığın başını alarak yine bakın buradaki beş tane fıstığın ortadakine batarak üçlü bir trabzan yapıyorum araya 3 zincir tığın başını alarak bakın aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine üçlü bir trabzan 2 zincir tığ sarıyorum yine bu sondaki 4 tane trabzanımızı yapıyoruz hanımlar bu bizim alt sırada yaptığımız ve oluşturduğumuz V sırası yani söylemiştim model iki sıra üzerinde kendini tekrarlayacak diye. Şöyle batalım. Evet bakın şu V olan sıramız bu sıramız. Görüyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorduk? Burada bir zincir çekiyorduk bu sıramızda. Bir üst sıraya geçerken hemen yanındaki ilk trabzana batarak sık iğne. Buradaki dört tane trabzanın üzerine sık iğnelerini yapıyoruz biliyorsunuz. Daha sonra bakın bu iki zincirlik aralara yine ikişer sık iğne. Bakın buradaki V'nin içine beş tane yapıyorduk sık iğnemizi. V'lerin içine beşer sık iğne demiştik. Daha sonra V'den sonraki bakın iki zincirlik alana yine iki sık iğne. Bakın yine trabzandan sonraki iki zincirlik alana yine iki sık iğne. Daha sonra bakın buradaki V'ye yine V'lerin içine 5 taneydi sık iğnemiz. Alt sırada hatırladığımız üzere. Daha sonra bakın V'den sonraki iki zincirlik alana yine iki sık iğne. Daha sonra bakın buradaki dört trabzanımıza yine dörde hepsine birer tane toplamda yani dört tane sık iğneyi yapıyorduk bu sırada. Bakın tamamen şu sıranın tekrarını anlattım. Çok kısa hemen şu sırayı da tekrar göstereceğim model gördüğünüz gibi bu şekilde tekrarlıyor. Hemen bir üst sıraya 3 zincirle geçiyorum. Yine hemen buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz. 4 tane bunlar değişmiyor. Evet bu 4 trabzandan sonra 2 zincir çekiyorduk. Tığın başına alarak bakın buradaki V'nin içindeki 5 tane sık iğnenin ilkine batarak bir fıstık tığ sarıyorum. 2 fıstığı tığımdan iki seferde çıkarıp bir zincir çekiyorum. Tığım başını alarak bakın ikinci sık iğneye batarak bir fıstık tığ sarıyorum. İki fıstık yapıyorum. İki seferde tığdan çıkarıyorum ve bir zincir tığ sarıyorum. Üçüncü sık iğneye batıyorum. Yine aynı şekilde iki fıstık. İki seferde çıkarıp bir zincir tığ sarıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Dördüncüye batarak yine iki fıstık yapıyorum. İki seferde çıktım. Bir zincir tığ sarıyorum. Beşinci fıstığımı yapıyorum. Yine iki seferde çıktım. Üzerine iki zincir çekiyorduk. Tığın başını alarak buradaki şu hep aynı giden aradaki üçlü trabzanımızı yani bir tane üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Ondan sonra yine iki zincir tığ sarıyoruz. Yine aynı şekilde buradaki olduğu gibi V'nin üzerine fıstıklarımızı yapıyoruz. Daha sonra yine sondaki dörtlü yapıyoruz trabzanları. Bu şekilde büyüyor model. Ben şimdi modeli biraz daha büyütüp göstermek istiyorum. Evet hanımlar ben büyütmüş halimi gösteriyorum sizlere şu an. Şu iki sırayı birlikte yaptık. İki sırasında ben kamera arkasında yaptım. Sizler de videomu tekrar başa alarak bu şekilde yapımını görebilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. Şöyle göstereyim. Güzel bir yelek modeli. Bakın arkası dönü de aynı. Fosforlu rengim de çok yakıştı bence. Yapmak isteyen hanımlara kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.